Merhaba sevgili hanımlar ve sevgili beyler. Hani diyorsunuz ya bitirdiklerini biriktir bize anlat diye. Yemin ediyorum banyonun arkasındaki siyah poşette birikenler artık kapının kapanmasına engel oluyordu. Derler ya evlat olsam çekilmezsin diye. İşte o torba çekilmez hale geldi. Onun için en azından Ekim ayının sonuyla beraber bitenleri Eylül Ekim galiba. Şöyle. Nasıl? Biriktirdim, bir tepsiye aldım, size anlatacağım ama yemin ediyorum hakikaten yani yaptığım iş deli çeyizli gibi bir şey. Bunları tek tek anlatırsam video olacak 24 saat. Onun için beğendiklerimi anlatıp hakikaten ben ne halt ettim de bunu aldım dediklerimi es geçerek anlatsam daha kısa bir video olacak. Çoğu insanlar zaten ne kadar uzun video yapıyorsun diye sevmiyorlar. Onları da mutlu edelim. Diyeceğim o ki tabii ki reklamlara bakarak her şeyi alıyoruz. Tabii ki bir arkadaşımızın ay bu çok güzel dediği zaman gidip biz de deneyelim diyoruz. Ama bazen de o kadar cazibeli ambalajlar, o kadar cazibeli reklamlar oluyor ki insan ister istemez hani bir tane de ben alayım diyor ve içerisine bakmadan, yüzünde neler yapacağını, yapmayacağını bilmeden bazı şeyleri çöp atmış olur. İşte bunlardan sakınmanız için sizleri hani bu duruma düşmekten alıkoymak için evet bunları anlatıyorum ama gerçekten bu bir çöp. Muhtemelen ben bunları torbanın içine yine kapının önüne koyduğum zaman çöpleri toplamaya gelen çok tatlı bir hizmetimiz var apartmanda. Bu kadın deli falan diyordur. Bu kadar ürünü niye birinden atıyor çöpe bilmiyordur çünkü kadıncağız. Neyse uzatmayayım anlatmaya başlayayım. Bitirdikçe de şu yan taraftaki sehpaya atacağım efendim. İlk önce süresi geçmiş kozmetiklerimi bir tarafa ayırdım ve içlerinde hakikaten yüreğimin yandığı farlar falan var. Ama ne yapalım ki işte açgözlülüğün sonucu. O farı ben 6 ayda bitirmem mümkün değil ama alırken sadece rengine bakıyorum. 6 ay sonra kullanılamaz hale geliyor. Hangisi o? Şu Metals. Hatırlıyor musunuz? Dünyanın en güzel yayılan, en çabuk kuruyan, iz yapmayan farı ama maalesef kullanma süresi geçmiş. Bununla beraber kullanma süresi geçmiş olan ve neden ben 176 lira bu ürüne verdim dediğim Stay Don't Stray Benefit'in. Bunda süresi geçmiş. Çöp, günah. Çok seviyordum bu maskarayı. Yazın inanılmaz güzel duruyor kirpiklerde. Süresi geçti. Çöp. Bu kalem yemin ediyorum yani geri götürüp kafalarına atacaktım ama vaktim olmadı. Bir de nereden aldım da hatırlamıyorum. Markasını da hatırlamıyorum ki. Maybelline Color Sensational diye. Ayol kalem yazmıyor, yazmıyor. O kadar sert ki bastırınca da kırılıyor. Çöp. İşte bunlar süresi geçmiş olanlar attık. Gelelim. Hiçbir zaman ve asla hiçbir ürününü almayacağım Flormar'ın zaten Ekim ayının başında bitmiş olan oje kurutucu spreyi. Çok iyiydi. Evet iyiydi. Ama siz kadın direnişçileri bu şekilde davrandığınız sürece Flormar'ın F'sinin bile yakınından geçmeyeceğim. Bitti atıyorum. Markayı da beraberinde çöpe atıyorum. Bayılarak kullandığım Argan Shine organik markasının şampuanı gerçekten çok güzel. Normalde organik şampuanlarla arası insanın pek hoş olmuyor. Hani böyle keçe gibi falan yapıyor ya. Bu yumuş yumuş yapıyor. Kullanabilirsiniz. Fiyatı da makul. Bitti. Atıyorum. Klasik KCK galiba beni artık kadroya alabilir. Yaklaşık 4 yıldır her şeylerini kullandım. Ama vazgeçemediğim arkada da acaba yenisi var mı? Evet yenisi de orada duruyor. Volume şampuanı. En beğendiğim şampuanlardan biri. Hem saçlara hiç zarar vermeden temizliyor hem de yumuşacık ve parlak saçlar bırakıyor. HCK şampuanları süper. Bir başka şampuan, bunun için azıcık su var, suyla çalkalıyoruz ya. Herbatürk'ün katranlı şampuanı. Bunu oğlum için almıştım çünkü kafa derisinde ciddi kabuklanmalar var. Çok da rahat etti. Ancak kokusunu sevmemiş efendim. Bir daha alır mıyım? Ben alırım ama o kullanır mı bilmiyorum. 10 numara Herbatürk şampuan. Bu Bir Beauty'nin çift etkili göz makyajı temizleyicisi. Gerçekten fiyatını sonuna kadar hak eden, içeriği çok güzel bir göz makyajı temizleyicisi. Bayılmıştım. Yine alır mıyım? Alırım tabii ki. Şunu epey kullandım. 2,5 aya yakın. Galactomides serum. Justin Beauty'den almıştım. Bayağı uzun süre kullandım. Cilt tonunu açmak, bir parça o nem kaybını önlemek için. Çok memnun kaldım. Ancak benim şuramda çok fena bir leke var. Açtı ama tamamıyla geçirmedi. 10 numara bir serum. Yağlı ciltler için, gözenekler için de çok iyi.
Milk and Shake'in şu saç bakım suyu mu diyeyim, sprey mi diyeyim? Hayatımda kullandığım en güzel kokan, saçları yumuş yumuş yapan çok güzel bir sprey. Yani 12 etki bir arada falan diyorlar. Evet öyle mi? Öyle. Arkasından maşa yaptığın zaman saçların zarar görmüyor falan ama bu fiyata bir daha alır mıyım? Kokusu çok güzel ama sırf o koku için de gidip öbürlerine kimse para veremem. Yine HCK'nin bu kaçıncı kutu bilmiyorum şey şişe. Saç bakım yağı. Saçlarımın dökülmesini engelleyen, daha sağlıklı bir saçlı deri oluşmasına yardım eden dünyanın en iyi yağlarının karışımından oluşan bir saç bakım yağı. Ama şişesi çok ağır ve ben bunu 2-3 kere yere de düşürdüm banyoda, neyse ki ne fayans kırıldı ne şişe. Umarım daha farklı bir şişede ambalajda çıkarırlar. Bunu bir daha alır mıyım? Tabii ki alacağım. Celia'nın bu hyaluronik asit serumu, bu da bitti. Güzel mi? Evet güzel. Kozmetik fuardan almıştım. Çok güzel, büyük bir standları vardı. Ama daha ince yapılı bir hyaluronik asit serumu bulursam onu tercih edeceğim. Perfect White, bu siyah diş macunu. Meraktan aldım. Yani karmonlu muydu neydi öyle bir şey. Güzel mi? Evet hoş. Bir daha alır mıyım? Hayır. Çünkü diğer macunlardan çok büyük bir farkını görmedim. Şu ikisini aloe vera box içerisinde almıştım Elar'dan. Bütün yaz boyunca neredeyse yani başımız ağrısı oraya sıktık. Çok güzel bir ikili. Hele şu, yani her derde derman, bütün ailenin kullanabileceği çok kaliteli aloe veralar içeren iki ürünü. Bir daha alır mıyım? Elbette ki alacağım. Hatta bir tane serumunu sipariş ettim. Dün geldi, onu da gidiyorsunuz size yaptım. Yana koyuyoruz. Bunu nereden aldım hatırlamıyorum. Galiba Victoria's Secret'ten almıştım. Pink diye bir şey. Body Mist. Allah'ım orada kokladığımda çok güzeldi. Ama sonra eve gelip kokladığımda inanılmaz şekerli geldi. Ve sanki her gün bir kilo akide şekeri yiyormuşum gibi hissettim kendimi. Sebebi ise şekerli bir kokuyu yaz aylarında kullanmaya kalkmaktı. Sonradan keşfettim. Tabii ki bir daha almayacağım. Aslında ben şekerli koku da sevmiyorum. İşte özel için almış. Zıkkımın kökü. Ama şu, kutusunda sakladığımı size göstermek için, çünkü kutusu beni aldattı. O kadar beğendim ki Watsons'larda böyle yağsız nemlendirici arayan insanlara içerik olarak da kullanabilecekleri, fiyat olarak da bulabilecekleri en iyi Skinik Sparkling Pore Cream diyor üstünde. Ciddi söylüyorum, bakın eğer yağlı kremden hoşlanmıyorsanız bu su bazlı jel gibi bir şey, bütün yaz boyunca kullandım. Acayip güzel. Yani su bazlı bir krem isteyenlere bunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kenara atıyoruz. Bir de yere gitti. Bu gratis'e girdiğimizde hani böyle kasa kenarına bir şeyler attırırlar ya, hani elin gitmişken bir tane de ondan alasın diye, hani çerezliklerden. 12 liraya mı 11 liraya mı ne aldığım bir parfümdü. Ne yazıyor üstünde? Silver Shine. Annem bayıldı, fıs fıs bitirdi bir ay içerisinde. Ben de kokusunu sevdim ama kalmıyor. Çok ferah böyle limonlu böyle bahar kokusu var içerisinde. Kenara attırıverelim. Bu L'Oreal'in Coloristat diye bir saç renklendiricisi diyelim. Saçınıza sürüyorsunuz, uzun süre bekletip yıkıyorsunuz. Boya gibi akarak zamanla yok oluyor. Aslında kumral saçları falan geçici olarak kırmızı yapmak üzere tasarlanmış. Ben de denedim ama çok pembe geldi. İyi tutuyor mu? Evet iyi tutuyor. Hele ki o kökten çıkan beyazları güzel kapatıyor. Bir daha almam. Melik Penik daha güzel. Bu Deo Zersauber. Almanca bilmiyoruz ki. İçerisinde alüminyum olan bir deodorant maalesef almışım. Bir kere bitirdim. Bir daha alır mıyım? Tabii ki bir dahaki sefer içine bakarak alacağım. Ben bile içine bakmadan kendim kaptırıp alabiliyorum demek ki. Geçen ayki alışverişimde olan Neutrogena'nın Purifying Boost anında etkili kil maskesi. Çok güzeldi. Bayıldım. Hatta şöyle kapağını kapattım. Sizin için de sakladım. Çok güzel bir maske. Eğer böyle iri gözeneklerden falan şikayet ediyorsanız, Kore'ye yaptırıyorlar biliyorsunuz artık bu işleri. Elar'ın, kutuyu niye bu hale getirdiğimi de bilmiyorum bu arada, kedi de kemirmiş olabilir. Göz altı onarıcı maskeleri, şöyle kapları var, bunun şuradaki sıvıyı buradaki pede bulaştırıp sonra kullanıyorsunuz falan. Çok beğendim.
fiyatları coşmuş. Tabii ki bir daha alamayacağım. Almayacağım değil, alamayacağım. Elar'ın gözaltı maskeleri. Gerçekten iyi onları. Bunu geçen ay size anlatmıştım. Alpha Mind. Tam 30 gün kullandım. Yulaf özütünden yapılmış antidepresan kullanmak istemeyenlere beyinde dopamin salgısını arttıran çok güzel bir besin takviyesi. Bitti. Yenisini almam lazım. İyi geliyor mu? Evet, inanıyorum. Çok iyi geliyor. Bu bir ay boyunca çok daha dirençli ve iyi uyandım. Siren artık bu misal sulardan maalesef üretmiyor. Neden bilmiyorum. Siren sayfası çok değişti. Fiyatları da. Ama hayatımda kullandığım en iyi misal su diyebilirim. Siren'in misal suyu. Bu da bitti. Bu da yine Rozmanlar'da ay peelingim yok deyip aldığım Diadermi'nin peelingi. Maalesef içerisinde paraben varmış. Gerçi zararsız olan parabenden ama yine ben bir işkil oldum. Ayrıca güzel temizliyor, güzel peeling yapıyor da granülleri biraz iri geldi bana. Banyoda kullanıyordum bunu haftada iki kez. Bitti, bir daha almayacağım. Kendim bir peeling üretmeye çalışacağım. Bu böyle olmayacak çünkü. Bu Lerbolario'nun bir kokusu. Daha önce parfüm anlatırken de size bunu göstermiştim. Dolce Lisir Acqua di Parfume. Çok güzel bir koku ama bunların da fiyatları uçmuş. Onun yerine gittim Musso Kozmetik'ten aldım. Çok da güzel kokular. Kullanım tarihi geçmiş olan maalesef daha yarıdayken şöyle. Christian Dior'un ıslak pudrası çöp. Çünkü vakti geçmiş. Yine Coverderm'in şu bacaklardaki varisleri falan, yüzdeki lekeleri falan ya da skarları kapatmak için olan çok iyi kapatıcısı. Maalesef vakti geçmiş, daha tüpün yarısı duruyor. Aferin bana, çöp. Yonex'i çok tutuyorum Türk markası olarak. Onun dökülen saçlar için olan saç kremi bu. Çok hafif bir saç kremi. Gerçekten böyle saçı ağırlaştıran kremlerden çekiniyorsanız bu güzel, iyi bir Türk markası, içeriği de hiç fena değil. Tavsiye ederim. Bir daha almayı tabii ki alacağım. Naturlife'ın şu meşhur at kestanesi de içeren masaj kremi. Evet, bacaklarındaki ağrıları çok iyi geldi. Yani ben her gece kullandım. Sadece pompası içerisindeki özlerden dolayı çok kirleniyor. Belki tüpe mi koysalar bilemedim artık. Farklı bir kullanım şekli yapsalar daha güzel olacak gibi geliyor ama ürün çok güzel. Siren'in artık piyasada olmayan saç bakım maskesi. Tapabilirsiniz. Ama artık yok. Bitti. Çok aşama kaydetti ve Siren İngiltere'ye taşınıyormuş diye de duydum. Bak dedikodu. Evet. Videoda sona geldik. Şunlar da hem içinde eşantiyonlar hem maskeler, kullanılmış şeyler. En çok neyi sevdin derseniz, bakın Misha'nın şu serumundan her alışverişte koydular bana. Bu oryantal bitki özlerinden yapılmış bir serum. Bir hafta boyunca kullandım şu 3 hatta 4 taneydi, öbürünü galiba çöpe atmışım. Gerçekten çok iyi yapılandırıcı bir serum. Özellikle yorgun ciltleri sabahleyin pırıl pırıl uyanıyorlar. Bir de şu Garnier'in gözaltı portakallı mıydı bu? Portakal suyu ve hyaluronik asitli gözaltı petleri gerçekten işe yarıyor. Ama tek pet kullanmak hiçbir çözüme yardımcı değil. Mutlaka haftada 2 ya da 3 yani gün aşırı kullanmazsanız bu tip ürünlerden sonuç almak mümkün değil. Ben zaten dokusunu ve sonraki hissiyatını bakmak için kullanmıştım. Trouble Smart Laser Mask Fasafiso. Kavyar Mask Fasafiso. Evet, fasafiso olanları anlatmıyorum. Ekim ve daha önceki ayın yarısına itibaren kullandıklarım bunlardı. İçlerini almaya niyetlendikleriniz varsa girip içeriklerine de mutlaka bakın. Benim gibi raftaki güzelliğini aldığını almayın. Hoşça kalın. Güzel kalın.